Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Libya'da önemli bir gelişme yaşandı. Seçimlere 1 ay 2 gün kalmışken 5 artı 5 askeri komite kararlarına rağmen Hafter'e ait 150 zırhlı araçtan oluşan konvoyun mevki değiştirerek Cufra kentinden Eşşüveyrif'e doğru hareket ettiği Libya Devlet Medyası Februar TV tarafından servis ediliyor. Dün sizlere Hafter'in konuşmasını aktarmıştık. İlerleyişimizi durduramayacaklar açıklamasında bulunmuştu. Oysa kendisi Cumhurbaşkanı aday olarak sözde Genelkurmay Başkanlığından istifa ettiğini duyurmuştu. Fakat o konuşmasından bir gün sonra Eşşüveyrif hattına 150 zırhlı araçtan oluşan askeri konvoyun sevk edildiği ifade ediliyor. Eşşüveyrif hattı tampon bölge, bunu da ifade edelim. Terhunna Sirt arasında resmi orduyla darbeci ordu arasında sık sık devriye yapılan tampon bölge. Bakalım Hafter'den seçimleri baltalamaya yönelik bir hamle gelecek mi? Sabah saatlerine yayınladığımız haberde askeri savcının Yüksek Seçim Kurulu'na mektup yazarak Hafter'in ve Seyfülislam Kaddafi'nin adaylığının iptal edilmesi gerektiğini de söylemiştik. Hafter de seçimlerde aday olamayacağını anladıktan sonra bu şekilde savaşa doğru hazırlıklara devam ediyor. İran'a gidiyoruz. İran Ticaret Odası şu açıklamayı yaptı. Türkiye'nin Suriye ekonomisindeki payı %30, İran'ın ise %3. Bu bizim ekonomik diplomasideki zaafımızı gösteriyor şeklinde kendisinden değerlendirmeler geldi. Moğolistan'a gidiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Moğolistan Büyükelçisi Zafer Ateş'in Moğolistan'da Mungum Bakar bölgesinde görüşme gerçekleştirdi ve burada ülkemiz tarafından ilçe ilkokulunun 3 sınıfının onarımı ve malzeme temini gerçekleştirilmiş olup ziyarette sınıfların açılışı yapılmıştır. Burada Moğol öğrencilerin çizdiği resimler de dikkat çekiyor. Suriye'ye gidiyoruz. Terör örgütü SDG'nin an itibariyle İlham Ahmet başkanlığındaki heyetinin Rusya'ya gittiği ifade ediliyor. Heyet Moskova'da Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşecek ve çeşitli temaslarda bulunacak. Şam, YPG diyalog konularının ele alınacağı da ifade ediliyor. Önemli bir toplantı başladı. Avrupa Birliği ile Orta Asya Türk ülkeleri ve Tacikistan'ı ilgilendiren toplantı yapılıyor. Toplantıya katılan ülkelerden bahsedelim. Görüldüğü gibi toplantıya Avrupa Birliği'nden Josep Borrell Fontanales'in katıldığını görmekteyiz. Kazakistan'dan Muhtar Tlouberdi, Kırgızistan'dan fotoğrafa baktığımızda Rus'tan Kazakbayev'i görmekteyiz. Yine Tacikistan'dan da Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin buraya katılıyor. Türkmenistan'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde katılım olduğunu görmekteyiz. Yine Özbekistan'dan ise Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov da bu toplantıya katılıyor. Toplantıda Orta Asya ülkeleriyle beraber Avrupa Birliği arasındaki diyaloğun ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için bazı görüşmelerin yapılması bekleniyor. Dışişleri Bakanlarının 17. toplantısı bugün itibariyle Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleşiyor. Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ordusu envanterindeki en güçlü SİHA'lardan birisi olan MQ-9 Reaper İHA'sını satın almaya hazırlanıyor. Fransa'dan Rafale savaş uçağı, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden KAPSA yaptırımları gündeme gelse de Amerika Hindistan'a KAPSA uygulamayacak gibi duruyor. Yeni Delhi, Hindistan ordusu, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetlerine 10 adet teslim edilmek üzere toplam 30 tane MQ-9 Reaper SİHA tedarik etmek için anlaşma planlıyor. Hindistan Silahlı Kuvvetleri halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'nden kiralanan 2 adet MQ-9B Sea Guardian insansız hava aracını kullanıyor. Hindistan'a 3 milyar dolara mal olacak satın alma işleminin Hindistan'la ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları arasında 2+2 görüşmelerde gündeme geleceği de belirtilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde F-22 Raptor'ın daha önce görülmemiş yeni bir modeli bir fotoğraf tutkunu tarafından görüntülendi. İlk kez görülen F-22 Raptor'ın kiremit benzeri yansıtıcı metalik kaplamasını görmektesiniz. F-22 saatte 2410 km gidebiliyor. Dünyanın en pahalı ve en güçlü savaş uçağı F-22 Raptor saatte 2410 km'lik hızla uçarken bu da onu süpersonik hızlarda hareket edebilen
savaş makinesi haline getiriyor. Yüksek süratine ve 3200 kilometrelik menzile ve gövdesine yerleştirilmiş çift motoru sayesinde bu hızlara ulaşabildiği de ifade edilmiş. Amerika bunları başka ülkelere satmıyor, bunu da hatırlatalım. Wall Street Journal gazetesi için yayınlanan makalede ABD donanmasından emekli kaptan Hendricks'in ülkesine ait uçak gemilerinin güvenlik zaafı olduğunu ve bu açığın onları Rus ve Çin füzelerine karşı savunmasız hale getirdiğini vurguluyor. Venezuela'ya gidiyoruz. Venezuela'da Nicolas Maduro zafer elde etti. Venezuela'da seçimi kazanan parti iktidar partisi oldu. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da bölgesel ve yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre iktidar partisi ülkedeki 23 eyaletten 20'sini kazanmış durumda. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Dufra hava üssünden görüntüler görmektesiniz. ABD Savunma Bakanı Austin şu paylaşımı yapıyor. Eve gitmeden önce El Dufra hava üssünde konuşlanmış seçkin servis üyelerimizin birkaçıyla sohbet ettim. Bölgesel ortaklarımız için varlıklarının ne kadar önemli olduğunu bildiklerinden emin olmak isterim ve onlara ve ailelerine hizmetleri ve fedakarlıkları için teşekkür ettim şeklinde paylaşımda bulunmuş. Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Cuntacı Abdülfettah Burhan'dan Sudan'ın Afrika Birliği'ne üyeliğinin askıya alınma kararının sona ermesi çağrısı geldi. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Burhan, ülkesinin Afrika Birliği faaliyetlerine katılımının askıya alınma kararını eleştirirken Başbakan Abdullah Hamdu tekrardan atadığını, dolayısıyla Sudan'ın Afrika Birliği üyeliğinin geri verilmesi yönünde kendisinden açıklamalar geldi. Amerika'ya gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde bir araç sürücüsünün arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucunda 5 kişi öldü, 40'tan fazla kişi ise yaralandı. Waukesha Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olayda 5 kişinin öldüğü doğrulanırken polis şefi Dan Thompson konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak 12'sinin çocuk olduğunu ifade ediyor. Kalabalığın üzerine sürülen aracın bulunduğu ve şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığı da ifade ediyor. Gözaltına alınan kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı. Olayın ardından bölgede okulların yarın kapalı olacağı da duyuruldu. Anadolu Ajansı Kolombiya'dan haber servis ediyor. Japon çocuklar için popüler bir evcil hayvan olan uzun boynuzlu böceklerin Kolombiyalı ihracatçısı German Viasus, uluslararası satışlarda yüksek komisyonlardan kaçınmak için Tierra Viva şirketini kurarak kendi kripto para birimini oluşturdu. Kolombiya'nın Tunca kentinde başlangıçta hisselerin satılması için kurulan şirket, şu anda çevre dostu enerji üreterek ormanlaştırma işlemlerinin hızlanmasını sağlıyor. Diğer haberimiz, Naval Analiz isimli dünya ünlü gemicilik sitesine göre Milgem gemi ailesi Türk savunma sanayisi için büyük bir başarı hikayesi olabilir. Şimdiye kadar 4 ada sınıfı korvet gibi gidiyor. Hangi ülkelere ihraç edildiği burada paylaşılmış. Pakistan ve Ukrayna'yı görmekteyiz. Umarız diğer ülkelere de ihracat sağlanır. Yine Türk dronlarının nereye satıldığıyla ilgili bazı infografikler servis ediliyor. Fakat bu sadece bayraklara özel. Örneğin Tunus'a Anka satıldı. Onu boyamamışlar. Burada yine muhtemel alıcıları da görmektesiniz. Kazakistan, Pakistan, Umman, Etiyopya, Nijerya, Angola, Irak, Macaristan gibi gidiyor. Evet dostlar, son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.